Ümidim 2018'de huzur ve istikrarın insanlığa eksiksiz egemen olmasıdır. Beklentim komşu coğrafyaların düzen ve dengeye kavuşması, ülkemizin birlik ve diriliş ruhuyla geleceğe yürümesidir. Takvim yapraklarından bir yıl daha kopmuştur. 2017 yılı kolay geçmemiş, müessir olayların sayı ve seviyesinde herhangi bir azalma görülmemiştir. Tam tersine 2017 Cumhuriyet tarihinin en kritik, deyim yerinde ise mana ve muhteva bakımından en uzun yılı olmuştur. Geride kalan yıl içinde Türkiye'yi, Türk ve İslam alemini, aynı zamanda bölge ve dünya dengelerini doğrudan etkileyen pek çok gelişme yaşanmıştır. Kabul etmemiz lazımdır ki insanlık içine çekildiği sistematik krizden bir türlü çıkamamış, çıkmayı denese de başaramamıştır. Maalesef ki anlaşmazlıklar bilenmiştir, gerginlikler beslenmiştir, görüş ve fikir ayrılıkları keskinleşmiştir. Medeniyetler arası ihtilaflar kemikleşmiş, ülkeler arası hizip ve husumetler kamçılanmıştır. Orta Doğu çatışmalarla çalkalanmış, hegemonya mücadeleleriyle dalgalanmıştır. Yalnızca komşu coğrafyalar değil, aslında tüm dünya kendi içinde kendine özgü, hatta insanlık mirasını yiyip tüketen derin bir istikrarsızlık sarmalına hapsolmuştur. Biz bu durumdan elbette memnuniyet duymuyoruz. Küresel ölçekte uzlaşma, konuşma, kaynaşma ve ortak akılda buluşma vasatının zayıflamasından doğal olarak kaygılıyız, gelecek adına karamsarız. İlkel dürtülerin öne çıkması, demokrasi, hukuk ve özgürlük birikimine zarar vermektedir. Kontrolden çıkan devletler arası güç ve nüfuz mücadeleleri, huzur ve barış iklimini zehirlemektedir. Güçlünün haklı, haklının güçsüz olduğu bir insanlık tablosu karşımızdadır. Bu ağır tablonun kabarık faturası ise masumların önüne koyulmaktadır. Hak tanımayan, helal bilmeyen, insani değer ve kazanımları hiçe sayan bir siyaset ve yönetim anlayışının giderek kök saldığı, tesir düzeyini hızla genişlettiği görülmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yeni yıl münasebetiyle yapmış olduğu konuşmada dünya için alarm seviyesini kırmızıya çıkarması önümüzdeki zorlu dönemin habercisi niteliğindedir. Yerkürenin hemen her köşesinde etnik azınlıklar tırmanmaktadır. Dini inançlar düşman kamplara, mezhebi farklılıklar birbirlerine kapalı ve hasım uç noktalara taşınmaktadır. Küresel emperyalizmin siyasi ve ekonomik operasyonları silah gibi kullanmaktadır. Göç dalgaları, sosyal gerilimler, ekonomik sorunlar, terör saldırıları, yeraltı ve yerüstü kaynakları ele geçirme kavgaları dünyayı bir musibetten diğerine savurmaktadır. Diğer yandan asimetrik çatışmalara, vekalet savaşlarına ek olarak özellikle nükleer silahlanmadaki korku verici tırmanış insani endişeyi haklı olarak artırmaktadır. Bölgesel ve küresel siyaset ahlak ve vicdan bunalımına çakılmıştır. Her düzeyde akıl tutulması, kafa karışıklığı, irade noksanlığı belirginleşmiştir. Aslında var olan dünya gerçeği bir nevi ortaçağ karanlığıdır. Şayet bu karanlıktan çıkış ve kurtuluş yolları bulunamazsa, uyarıyorum ki dünyanın hiçbir ülke ve coğrafyası güvenli olamayacaktır. Geçtiğimiz yüzyılın trajik ve travmatik hadiselerinden kalıcı ve kapsayıcı sonuçlar çıkarılması lazımdır.
iki ayrı dünya savaşının neden olduğu devasa yıkım ve kayıplardan ders ve ibret almak asıldır, esastır. Nitekim 20. yüzyılın fahiş yanlışlarını Allah muhafaza tekrar etmek olsa akılsızlık, körlük, gafillik ve su katılmamış cahillik olacaktır. İnsan hayatına sırt dönen haydutluklar, ilkesiz hedefler, ideolojik hınçlar, emperyalist hırslar hem ülkemize hem de doğu batı eksenindeki diğer ülkelere acı bedeller ödetmiştir. Bu itibarla insanlığın irkilmesi, ürpermesi, yaklaşan tehlikeleri sezerek miskinlikten kurtulması, içine sıkıştığı kabuğu kırması aciliyet arz eden bir zorunluluktur. İfsat olmuş bir dünyada inkar ve itlaf edilmiş değerlerden başka bir şey kalmayacaktır. Bununla birlikte perişan olmuş ahlak, ziyan edilmiş bir hukuk ve adalet anlayışı sadece felaketlere, sadece feci akıbetlere hizmet edecektir. Nihai olarak topyekün hezimet kaçınılmaz, hüsran ise kati olacaktır.